Neyse. Ay, zenginin parası gene bizim çenemizi yoruyor. İşimize bakalım. Pazara gittik. Hani var ya böyle, koş abla koş, gel bibere gel, bibere gel, 80 lira. Şaka değil ha. Bak bu 1 Nisan değil. Maydanoz 10 lira, biber 80 lira. Ya ayıptır be. Görelim. Ali Morca yaptı. Hadi bugün mahtar, bugün mahtar. Ramazan geldi. Burası neresi? Cuma pazarı. Evet, fiyatlar ne durumda? Neler aldınız? Uçtu valla. Karnabaharı 2 hafta, 3 hafta önceye 5 liraya alıyorduk. Şimdi olmuş 15 lira. Kıymet vermediğimiz patlıcan bile 40 milyondan aşağı değil. Hani kıymet patlıcan için derler ya hani değeri kıymeti yok diye. O bile 40 milyondan aşağı. Utandınız mı patlıcandan? Ay valla utandım. Çıkmaya da utanıyorsun. Kısmet. Almak zorundasın da. Yemek de zorundasın. Yemeden de olmuyor. Çocuklar olunca daha da zor oluyor. Mutfakta yangın var mı? Var var. Vallahi hiçbir şey desem yeridir yani. O kadar pahalı ki her şey. Yani alacağım şeyleri alamadım. Geçen hafta 25'ten aldım. 28'e çıkmış. Evet, fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar tabii ki yüksek. Hatta çok yüksek yani. Bir şey aldığımız yok işte bak. Bu bile 5 lira bir lokma. Ya. Taneyle alıyoruz artık, taneyle. Hanımefendi kolay gelsin. Sağ i̇ki bana. Tane limon almışsın. Evet, 2 tane alabiliyoruz çünkü artık. Kaç tane aldınız? 2 tane, ancak bu kadar alabiliyoruz çünkü. Domates almışsınız. Evet. Ne kadar fiyatı? 20 liraydı kilosu o. Başta da buralarda daha pahalı. En basit ihtiyaçlarını bile alırken insanlar kaç kere düşünüyorlar. Biz tarım ülkesiyiz sonuçta. Ya böyle olmaması gerekiyor bu durumun. Bir şeyler almaya geldik. İnan bir yarım kilo mantar alabildik. Biberin kilosu 80 TL yazdı. Sadece fotoğrafını çekebildim. Evet, yeminle. Maalesef mutfakta yangın var. Yangın, çok büyük bir yangın var. Bir yangın. Biraz öyle abi ya, biraz pahalılık var ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. Hiçbir şey almadım. Neden? Çok pahalı çünkü. Çilek 50 liraya gördüm çile. Yani o yüzden alamadım hiçbir şey. Fiyatlardan şikayet edenler var mı? Çok çok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten zor. Bizim için de zor, insanlar için de. Efendim merhaba, kolay gelsin. Pazardasınız. 11 ayın sultanı, Ramazan geldi. Fiyatlar ne durumda? Pahalı. Neden pahalı? Ya aslında şu an her şey pahalı, sadece pazar için değil bu. Pazar için. Ya peynir, zeytin, domates. Cebi boşalttık ama. Ya fiyatlar yüksek şimdi. Kimseyi kandırmasın. Fakat bakın şimdi manzara şu. Ama Türkiye'de yani ekonomi iyi diyorlar. Ya kardeşim yani millet alıyor. Herkesin parası var. Böyle muhabbetler var. Ya da işte geliyor ama işte ne yapalım? Gene reise vereceğiz mesela diyor. Ya bir garip bir ülke olduk yani. Başka bir ülke yıkılır ya. İktidar falan kalmaz ha. Ama eğer demokrasiyi, hukuku yok etmişseniz, insan hakları yoksa ve yönetim tek kişiye bağlıysa işte o zaman manzara bu oluyor. Çünkü insanların itiraz edeceği yer yok. Hani burada ben geçenlerde böyle bir yakındım. Ya ne oluyor dedim, böyle insanlar duyarsız kaldı filan. Bana mesaj yağdı. Bütün şey şuydu. Kardeşim umutsuzuz, huzursuzuz, gelecekten endişeliyiz, korkuyoruz falan. Şimdi bunu toplumun beynine soktular artık. Soktular. Ve insanlar tepki gösteremiyor. Çünkü biliyor ki tepki göstereceği bir yer yok. Sıkıntı, en büyük sıkıntı bu. İşte demokratik bir toplumda bunların yeri var. Hani bir yürüyüş yapalım diyorsun, dayak yiyorsun. Bir yerde toplanıp bir bildiri şey yapıyorsun. Tak 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 herkesi topluyorlar. Sürünüyorsun mahkemelerde. Yani bu Gezi diye bir olay var ya, işte Gezi'yi niye bu kadar büyüttüler biliyor musunuz? Herkesi sindirmek için. Bak arkadaş, öyle bir vururum ki kafana yerinden kıpırdayamazsın. Öyle yapıyorlar. İşte tek adam rejimleri hep böyle. Şimdi Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi düşünün. Böyle fiyatlar bu halde. Böyle bir domates 35 lira. Yani orada efendim 5 euro.
10 euro falan gibi böyle rakamlara falan kıyamet kopar. İnsanlar sokaklara dökülür. Ayrıca bunları düzelttirecekleri yerler var. Ama bizde yok. Ya bizde seçimle bile düzeltemiyoruz. Çünkü insanlar böyle bir yerde hani çok hoşlanıyormuş gibi bu işten. Gene gidiyorlar, oylarını veriyorlar ya da vereceklerini söylüyorlar. Ha çok düştü, ayrı. Ama şaşırtıcı bir gerçek bu maalesef. Şuraya bak ya. 30 liraya domates mi olur ya? Şimdi ne dedi Nebati? Ekonomiyi düzelttik elhamdülillah. Tamam, doğru, düzelttiler. Üstünden geçince düzeltmiş oluyorsun tabii. Hepimizin üstünden böyle hop ütülü gibi geçti. Adam doğru söylüyor. Ekonomiyi düzelttik. Abi biz yamyatsı olduk yani. Öyle düzelttin. Senin düzelttiğin o değil. Vatandaş. Hop dümdüz olduk. Bak bugün